Merhaba arkadaşlar. Burası Çanakkale Yenice. Bayram tatilinin 9 günlük bayram tatilinin ilk gününü yaşıyoruz. Şimdiden bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kurban bayramınız kutlu olsun. 9 günlük tatilin ardından koşturmaca hayat mücadelesi tekrardan başlayacak. Herkes işinin başına geçmiş olacak. Ve hala bayramda çalışan arkadaşlar var. Onlara da Allah razı olsun. Bizim iyi bir bayram geçirmemiz için ellerinden geleni yapacaklar. Bu arada bayram sonrası için ben bir çalışma yapmıştım. Size o çalışmadan bahsedeyim. Bu çalışma öğrenciler üzerine yapıldı. Set denilen bir kavram var arkadaşlar. Set aylık olarak ortalama öğrencilere 673 lira karşılıksız burs veriyor. Bu nasıl oluyor? Size bunlardan bahsedeceğim. İlkin setten bahsedeyim. Set nedir? Set, sosyal ve ekonomik destek yardımı demektir arkadaşlar. Seti kim verir? Seti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yardımı nasıl veriyor? Nerelerden karşılıyor? Onlar hakkında bildiklerimi, yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşacağım. İlkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na nasıl ulaşabiliriz? Oradan bahsedeyim. E-mail yoluyla ulaşılabiliyor. Alo 144 ile ulaşılabiliyor. Alo 183 ile ulaşılabiliyor. Bizi ilgilendiren birim neresi? Öğrenciler nereye başvurması gerekiyor? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi, küçük yerlerde, köylerde yaşayan arkadaşlarım. Köylerde yaşayan arkadaşlarım ilçelerdeki kaymakamlıklarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vermiş olduğu hizmetleri bildiren masalar var. Oralara başvuru yapabilirler. İllerde çalışma ofisleri var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışma ofislerine başvuru vurabilirler. 18 yaşından küçükler için ailelerin bireyleri başvurabilir. Onlar gidecekler başvurularını yapmaya. Bu para nasıl verilecek? Bu destek nasıl verilecek? Nakdi bir destektir. Bu süreli bir destektir. Öğrencinin eğitiminin karşılanması için veriliyor. Ailenin durumunun olmadığı durumlarda bu destek veriliyor. Şimdi şöyle bir şey anlatayım ben size. Küçük bir köyde yaşıyorsunuz. 4-5 tane çocuğunuz var ya da işte 2-3 tane çocuğunuz var. Çocuklarınızdan bir tanesi üniversite, lise ya da ortaokul kazandığı yatılı olarak okumaya gidecek ve maddi olarak bu desteği karşılayabilecek gücünüz yok. Bunu işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Çocuk Hizmetleri Birimine Alo 144'e, Alo 183'e, kaymakamlıklardaki odalara ya da ildeki odalara başvuraraktan irtibata geçebiliyorsunuz. İnternet üstünden de irtibata geçebilirsiniz. Burada irtibata geçtikten sonra size bazı belgeler istenecek. Bu belgeler gelir beyanı ile alakalı, geçim standartları ile ilgili alakalı belgeler. Bu belgeleri de yerinde ve zamanında yaptığınızda başvurunuzu tamamladığınızda sizi bir değerlendirmeye alacaklar. Değerlendirmeye aldıktan sonra size bir sonuç çıkacak. Evet, siz bu hakkı kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Eğer kazanıyorsanız, eğer çocuğunuz da 18 yaşından küçükse çocuğunuzun adına bir hesap açıyorsunuz ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü paranızı çocuğunuzun adına veya kendi adınıza yatırıyor. Siz de çocuğunuzun bu hizmetten yararlanmasını, eğitimini tamamlamasını sağlıyorsunuz. Şimdi bunlar bölünmüşler. Okul öncesi eğitim desteği, ilk öğretim desteği, orta öğretim desteği, lise desteği ve üniversite desteği olarak bölünmüş arkadaşlar. Ben bu rakamı ortalama olarak size söyleyeceğim. Zaten değişik sitelerde var bu rakamlar. Ortalama olarak 673 lira veriyorlar. Bir öğrenci başına aylık 673 lira destek veriliyor. Bunlar internet üstünde bir sürü sitede var. Bunları zaten araştırmanızı tavsiye ederim. Benim videomla kıstas yapmayın. Benim videom var olan bir şeyi hatırlatmak üzerineydi. Bunu herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
şartlarını tamamlıyorsa, şartlarını olgunlaştırıyorsa buralardan bu destekleri alabilir. Sadece bu destekler para desteği değil, sağlık hizmeti desteği, sosyal ve aynı destekler. İşte atıyorum yurt dışına gideceği zamanki farklı destekler, yurt içindeki destekleri yine farklı. İşte neyse anlatılır onu toparlayamadım şimdi. Eğer bir öğrenci yurtta kalıyorsa, ailesinden uzakta kalıyorsa, bu öğrenciye hem yurt desteği hem para desteği gibi destekler var arkadaşlar. Bu okul başlamadan evvel bazı sistemleri takip ederseniz, bazı olguları araştırırsanız belki buradan yola çıkaraktan çocuklarımıza daha iyi bir yaşam sunabiliriz. Bunun için bazı birimleri araştırmamız gerekiyor. Ben nacizane kendi ihtiyaçlarımı çözebilmek açısından böyle bir araştırma yaptım ve bu araştırmayı sizinle paylaşmak istedim. Tüm arkadaşların, tüm beni izleyenlerin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların araştırmalarını yapmaları, bence SET'e başvurmalarını tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrardan Kurban Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. İyi günler.